Bugün Başakşehir'de dekorasyonu yapmış olduğumuz 4+1 daireyi tanıtacağız. Girişte hemen mevcut boş alana ayakkabılık yaparak değerlendirdik. Kapının hemen girişinde en uygun şekilde ayakkabılık olacağı için burayı ayakkabılık olarak değerlendirdik. Antrede aynı zamanda ayakkabılık yetersiz kaldığından ötürü ilave sürgülü ray kapaklı bir ayakkabılık daha ilave yaptık. Antremizde ve koridorlarda seramik zemini laminat parke ile değiştirdik. Aslında burada yapmış olduğumuz çalışma salondaki laminat parkeleri kaldırıp koridorlara yeniden döşedik. Salonun laminatını başka renk ve desenle değişmiş olduk. Burada görmüş olduğunuz mutfakta ve koridorlardaki laminatlar aslında salon laminatlarıdır. Salon laminatlarını da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Burada 4+1 dairenin salonunu görüyoruz. Salon iki bölmeden oluşmaktadır. Birinci bölüm burası yemek odası şeklinde. İkinci bölüm ise oturma ve TV bölümü. Bu TV bölümünde diş çalışması, taş desenli diş çalışması yaptık. Tavanlarda led aydınlatmayı ağırlıklı olarak tercih ettik. Tabii rüya bize de gelecek. Led aydınlatmanın yanı sıra spotlarla ışığı takviye yaptık. Ancak burada dişin üzerindeki spotları halojen ışık olarak kullandık. Taşın desenini ve taşa daha uygun ışık alma açısından 3 tane halojen spotlarla istediğimiz görüntüyü almaya çalıştık. Burada ışık çok fazla gibi gözüküyor abize geldiğinde ama bütün ışıkların bir arada kullanılmasına gerek yok. İstenildiğinde bunlar tek tek aydınlatma amaçlı kullanılacaktır. Hatta ve hatta sadece nişin üzerindeki 3 tane spotun ışıkları bile çoğu zaman yeterli olacaktır. Yani her olan ışığı hepsini bir anda kullanmaya gerek yok. Burada en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi özellikle salonun ikiye ayıran bu ara bölümde yapmış olduğumuz kemer çalışması oldu. Biz bu kemer çalışmasını yaparken farklı bir şey yapmaya çalıştık. Görüldüğü gibi aslında çok sade bir çalışma gibi gözüküyor. Tabii bu sade çalışmanın arkasında aslında çok teferruat da yapmaktadır. Teferruat da aydınlatmadan geliyor. Farklı bir çalışma nasıl yaparız derken burada çok sevdiğim ışıklandırma sistemiyle gizli ışıkla değerlendirmeyi düşündüm. Böyle güzel bir istediğimiz şekilde bir kenar elde etmeyi başardık doğrusunu isterseniz. Kenarın sade olduğu kadar ışıklarla istediğimiz renklerde gizli şekilde renk elde etme birçok programda uzaktan kumandalı ışık sistemiyle istersek beyaz, yeşil, mavi, kırmızı istediğimiz renkte kullanma şansına sahibiz. Bu şekilde kumandayla birçok renk elde etme şansımız var. Bunu bütün ışıkları kapattığımızda dahi kemerin sadece kemerin ışıklarıyla aslında hem oturulabilir hem gece lambası olarak kullanmaya çok uygun. Bunu bir de diğer ışıkları söndürerek deneyelim. Şöyle söndürdük. Bunu açıyoruz. Evet. Görüldüğü gibi şuraya doğru değil mi? Evet. Görüldüğü gibi kemer bile tek başına hem gece lambası hem de loş bir aydınlatma için aslında çoğu zaman yeterli olacaktır. Burada dediğim gibi değişik renk seçenekleri, renkten renge geçiş özelliği de var kenarda. Bu şekilde birçok renk alternatifi mümkün. Şu şekilde bakıyoruz.
Evet, görüldüğü gibi bu şekilde bir yeni bir kenar çalışması yapmış olduk. Tabii çalışmalarımızı yaparken aslında araştırma yapıyoruz. İnternetten birçok yerde bakıyoruz, araştırma yapıyoruz. Yapılmış işlerden çok faydalanmıyoruz. Ama biz bu kenarı yaparken ne yapılmamış olan ne var diye, nasıl yapılmamış olan bir şey yaparız diye düşünürken böyle bir uygulama yaptık, böyle bir planlama yaptık. Belki yapılmıştır ama biz bu kenarın uygulama örneğini bir yerde daha görmedik. Diğer uygulamaların birçoğunun örneği başka yerlerde var tabii ki. Burada ışıkları tek tek denediğimizde niş ışıkları bu şekilde. Sadece niş ışıklarını kullanırsak nişin ışıkları da oturma ve loş aydınlatma için yeterli olacaktır çoğu zaman. Ama güçlü bir aydınlatma istiyorsak spotları da kullanabiliriz. Veya spotları kapatıp LED ışık kullanabiliriz. Bu şekilde sadece nişin ışıkları ve LED ışıkla son derece sağlıklı bir görüntü ve sağlıklı bir aydınlatma elde edebiliyoruz. Yemek odası bölümünde de aynı şeyler var. Aynı zamanda işin içinde de ışıklandırma var. Görüldüğü gibi burada aksesuarlar konulduğunda da son derece güzel bir görüntü ortaya çıkarır. Evet. Aynı görüntü burada yemek odası bölümünde de var. Hem LED hem spotla değerlendirdik. Zenit parkeleri dediğim gibi koridordaki koyu parkelerdi. Fakat bizim yaptığımız hem boyalara hem dekorasyon çalışmalarına uygun olmadığı için koridordaki parkeleri buradan kaldırarak koridora uygulamış olduk. Burada açık tonlu laminat parke tercih ettik. Hem yapmış olduğumuz dekorasyona çok uygun oldu. Hem de eve gelecek eşyalar için çok uygun bir renk olmuş oldu. Diğer bölümlere geçelim. Evet, burada mutfak çalışmamız var. Mutfak çalışmasında tavanda dekorasyon çalışması yaptık. Hem spotlu, burada da LED, renkli LED kullandık. Mavi LED tercih ettik tavanda. Spotlarda çok tasarruflu olduğu için LED spot tercihinde bulunduk. Artık biliyorsunuz LED spotlar neredeyse elektrik yakmayacak derecede tasarruflu. O yüzden elimizden geldiğince LED ışıktan ve LED spottan faydalanmaya çalışıyoruz. Mutfak iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm lavabo ve bulaşık makinesinin konduğu bölüm. İkinci tezgah ise ek ilave tezgah olarak kullanılacak. Bu alanda bir boşluk oluşturduk. Bu boşluktaki kısım masa olarak burada yemek masası konulacak. Yemek masasının üzerine gelen tavandaki bölümü ise burada bağımsız spot aydınlatmasıyla değerlendirdik. Burada balkon çıkışı var. Mutfaktaki çalışmalar genelde bu şekilde oldu. Tabii buradaki zemindeki laminat parkeler de aslında salonun laminat parkeleri. Daha önce de belirttiğim gibi. Salonun laminat parkelerini buralara alarak değerlendirmiş olduk. Şu odaya geçelim. Evet, burada koridordaki, küçük koridordaki aydınlatma göstereceğim. Burada özel bir motif çalışması yaptık koridorda. Lale motifi şeklinde. Onu alçıpandan çizip ve motorlu dekupaj testeresiyle keserek biraz tabii uğraştık. Böyle bir sonuç elde ettik. Bunu istersek kırmızı, mavi gibi renklerle oradan renklendirebiliriz. Şu an için beyaz yanlı. Belki daha sonra renklendirme ihtimali olabilir. Evet, burada gömme dolap yerini vestiyer olarak değerlendirdik. Askılar için,
burada hem boru tipi hem de çengel tipi askı kullandık. Alt kısma çekmece yaptık. Burada iki adet çekmece mevcut. Bu kısımda ise müşterimizin hem ütü masası, kurutmalık vesaire gibi malzemelerini koyabilmesi için iki alan oluşturduk dikey. Üst kısımlar yüklük olarak kullanılacak zaten. Evet, burada dairemizin genel banyosu mevcut. Genel banyoda duşakabin olarak burayı ayarladık. Buraya banyo dolabı yaptık. Tezgahımız gelecek, granit tezgahımız. Ayna dolap kullandık buraya. Işıklandırmada burada da led aplik kullandık, tasarruflu olduğu için. Aplik aydınlatmada artık led aydınlatmalar da piyasada olduğu için genelde led tercihinde bulunuyoruz. Diğer kısımlara geçelim. Evet, burada yan odası, çocuk odası bölümü erkek odası olarak değerlendik burayı. Erkek çocuk odası. Yunus balığı şeklinde orada bir çizim yaptık. Ve üstünü buranın da led aydınlatmayla daha dekoratif bir hale getirmeye çalıştık. Duvarlarda kahverengi ağırlıklı pastel tonlu renk kullandık. Burada evet, kız odamız mevcut. Kız odasında kelebek motifli gene led aydınlatmalı bir çalışma yaptık. Bunlar tabii özel çalışmalar. Özellikle aydınlatmalarla ve motiflerin işlemesi ile ilgili çalışmalarımız zaman alıyor genelde. Duvarlarla kelebeğin rengini aynı kullandık. Pembe tonlu, burası da pastel pembe tonlu bir boya kullandık. Kelebeğin üstten ışık vurduğu için altta ki rengi şu an tam olarak belki duvar gibi aldı ama kelebeğin rengi de duvarla aynıdır. Bundan sonra yatak odası bölümümüz.